gibi Cengiz Han da yaşlanmaya başladıkça ölümü daha fazla düşünür oldu. Kendisi çok kudretli, onlarca ülkenin fatihi bir hükümdardı. Yüzlerce din adamı ve ulema ile tanışmış, ancak şimdiye kadar ölüme çare bulan bir kimseyle tanışmamıştı. Buna rağmen arayışlarından vazgeçmemişti. Çok şöhretli bir Çinliden, Chang Chun'dan bahsedildiği ona bildirilmişti. Bu, 1148'de doğmuş, yani onu davet ettiği dönemde 70'ini aşmış kişi, Çin'de Pekin'in 500 km ötesinde Shandong Yarımadası'nda bir tapınakta inzivada yaşayan bir Tao rahibiydi. Ömrünü Tao felsefesine göre gizli ruha veya yaşamın çıkışı ve sonsuz yaşama konularını incelemeye adamıştı. İşte Cengiz Han Buzalt'ı kurtarıcı olarak gördü. Karargahında danışmanı Yeliu tarafından kaleme alan bir davetiyeyi ona yolladı. 1219 yılında yollanan davetiye tapınağa ancak 7 ayda ulaştı. O dönemde daha hızlı posta imkanları yoktu. Bu davetiye aslında elimizde bulunan nadir vesikalardan biridir. İşte bu davetiyede Cengiz Han'ın şu sözleri dikkat çekmektedir. Bir nehri geçmek için sandal ve dümen kullanırız. İmparatorluğu iyi yönetmek için bilim, olgunluk ve tecrübe sahibi kimseleri davet eder ve yardımlarını belirleriz. Tahta çıktığımdan beri halkın yönetimiyle ilgili endişelerim var. 3 ve 9'un yerlerini işgal edecek değerli kimseleri bulamıyorum. Derin bilgi ve çok tecrübeyle bütün kanunlara vakıf bulunuyorsunuz. Kutsallığınız açıktır. Eski, sağlam kuralları korumuşsunuz. Yüksek dağlar, geniş ovalar bizi ayırmış. Muhafız bir bölük ile bir araba hazırlattım. 10.000 kilometre yoldan korkma. Kutsal ayaklarını harekete geçirmen için sana yalvarırım. Halkın bugünkü durumuna bakınız, merhamet ediniz veya bana acığınızda ölümsüzlük sırrını bana ifşa ediniz. Sözlerini yazmıştır. Chang Chung, Cengiz gibi büyük bir liderden gelen davetiyeyi reddedecek konumda görmedi kendisini ve bir cevap yolladı. 1220'de Cengiz'in karargahına doğru yola çıktı. Önlerinde çok zahmetli bir yol vardı. Pasifik kıyısından Indus nehrine doğru bir yolculuktu. Bugün dahi bu yolu geçmek pek kolay düşünecek bir şey değildir. 70'ini aşmış bir insana ne kadar zor gelmiştir bu yolculuk, siz tahayyül edin. Araya giren 2 yıl Cengiz'in uzun yaşam ve ölümsüzlüğün sırrı merakı yanında dini inançların sırrını öğrenme merakını da uyandırmıştı. Nihayet Mayıs ortalarında ikisi Cengiz Han'ın karargahında buluştular. Cengiz onu büyük bir saygıyla karşıladı. Bu kadar uzun yoldan geldiği için memnuniyetini belirtti. Ancak sözü fazla uzatmadı. Esas konuya, yani ölümsüzlüğün sırrını öğrenmeye getirdi. "Üstad, bana bu kadar uzaklardan ölmemek için ne ilaç getirdin?" diye sordu. Üstad Chang Chung da, "Yaşamı uzatmanın çaresi var. Fakat ölmemek için ilaç yok." diye cesur bir cevap verdi. Aslında bu güçlü, dünyayı titreten bir yönetici karşısında verecek pek keskin bir cevaptı. Nasılsa Cengiz Han ona kızmadı ve sohbete başladılar. Üstad ona yaşamını uzatması için neler yapması, nelere dikkat etmesi gerektiğini uzun uzun anlattı. Kayıtlara göre 20 Kasım 1222'de Chang Chung Cengiz Han'a Taoizmi anlattı. Birçok insan ancak cenneti bilir, ancak Tao'nun yüceliğini anlamaz. Her insan doğduğunda kutsal bir ışıkla doğar ve yükü hafiftir. Fakat beklentileri ve istekleri o kadar güçlüdür ki üzerindeki yük gittikçe ağırlaşır ve kutsal ışığı solar, demiştir. Cengiz Han isteklerini dizginlemeli, şehvetini köreltmeli, taze ve hafif yiyeceklerle beslenmeli ve nefsini isteklerinden uzak durmalıydı. Bu buluşmanın en önemli kazancı Taoizm için oldu. Çünkü Cengiz Han, Chang Chung'a bütün müritlerinin vergiden muaf tutulacaklarına dair mühürlü bir ferman verdi. Tao rahibi 1224 yılında Pekin'e geri döndü ve müritleri çığ gibi arttı. Taoizm kendi başına gelişti. 1227 yılında Chang Chung, Taoistlerin baş yöneticisi ilan edildi. 22 Ağustos 1228'de öldü. Chang Chung belki de çok meşakkatli 10.000 kilometrelik bir yolu kat ederek kendi mezhebine ve onun gelişmesine en büyük katkıda bulunmuştu. Videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.